kardeşlerim, Tayland'dan tekrardan size selamlar. Ben Malezya işini bitirdim. Malezya aşırı derecede beni zorladı. Onun için tekrardan Tayland'a döndüm. Tayland'ın şu an Hatyai şehrindeyim. Oradan Bangkok'a 17 saatlik bir tren yolculuğu yapacağım. Oturarak dün yapacaktım. Aşırı derecede mental ve fiziksel olarak yorgundum. Hostele gidip yaklaşık bir 15-16 saat uyudum. Kendime geldim ve sirkelendim. Şimdi burada 300 ringgit'e kardeşim bir tane bilet aldım oturmalı. Şöyle trenlerle seyahat edeceğiz. 17 saat oturarak güzel diye tahmin ediyorum. Çünkü izlediğim videolara göre efsane yerlerden geçiyor. Google'a Hatay tren istasyonu yazarsanız kanka sizi buraya getirecektir. Nasıl gideriz, nasıl eğleriz hiç düşünmeyin. Bir de yatarak var, o da 1000 baht, 500 TL. Ben dün öyle gelecektim ama fazla geldiği için ödeyemedim. Hemen hostele gittim, 200 baht verdim. Bir hostelde eşyalarımı kandım, kendime geldim böyle mis gibi. Şimdi oturarak aldım o. Tabii bugün bu tren yolculuğu nasıl yapılır? Bu nerelerden geçiyor kanka? Çok güzel bir video çıkacak diye tahmin ediyorum. Beni izleyip abone olmayı ihmal etmeyin. Videolarımı beğenin. Bunu baştan söylüyorum kanka. Sonra videonun ilerleyen saatlerinde araya sıkıştırmıyorum. Tamamen sizi keyfe bırakıyorum. Seviyorum sizi. Keyifli izlemeler. Hoşçakalın. Valla şimdi biz bir yemek araştıracağız. Çünkü biz daha yemek yemedik. Burada da saat, söyleyeyim, saat 1 şu an. Bak böyle askıda yemekler var. Bizim kokoreçe benziyor ama garip bir şey. Kanka bu domuz eti. Valla bir pad thai bulamadım ben ya yemek için. Kanka ne yaptın? Burada yiyeceğim. Burada mı yiyeceğim? Bak kardeşim burada bir yer bulmuş. O yiyecek herhalde. Bakayım ben de neler yiyeceğim. Güzel de gözüküyor ha. Güzel. Pilav kalmamış sanki ha kanka. Ya var. Var mı? Türk hemen pilav. Ekmek bulamıyor burada. Ne yapar? Big rice. Okay. Beyaz da var, beyaz. Yellow rice or white rice? Yes. Yellow rice. Yellow. Our chicken, yes, chicken egg. Okay. Two egg, yeah. Okay, chicken, big rice. Okay. This, I am hungry, very hungry. Felaket açıyorum. Small, no, that's big. Okay, okay, thank you. Okay. Şimdi ben yemek siparişini verdim. Ulan İngilizceme de şahit oldunuz ha. Ben burada kedileri böyle bağlıyorlar. Benim güneşi bağlasam annem beni vurur. Ben bağlamam zaten. Aa bir tane de burada var. Oğlum şunların güzelliğine bak. O cep de güzeller ha. Cüsseye göre yemek var. This one. Oh, let's new. The sauce, yeah. New. Sauce. Yes. Small. Yes, big sauce. Big. Okay. Her şey. Cüsse big olunca her şeyin büyüğünü istiyoruz. Harbi güzelmiş ha. Evet. Alright. Oh, thank you. Yeah. Egg. Egg. New. Okay. New. Yeah. Uh-huh. I like. Bro nasıl mide var sende? Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım. Bırak şimdi o işi. Yemin ediyorum var ya. İlk insan gibisin. Homo sapiens habibiz. Karnımız doyunca mutluluktan mandalini çalıyoruz. Thank you. Yeah, yeah. Kanka şimdi ben iki tane kızarmış yumurta, tavuk, altında da kocaman bir pilav siparişi verdim.
her cüsseye göre, her boya göre yemek var. The ice, o very beautiful, thank you. Şimdi buzlu bardak getirdi, kolayı onunla içeceğiz. Ben yemeğe gider, görüşürüz. Kank, daha deminki gördüğünüz tabak 100 bah değil, 90 bah, 45 TL. Yes? Thank you. Thank you. Bu da bunların 5 baht kanka. Demir veriyorlar. 2 tane verdiler. 10 baht. Bayağı ucuzdu. Yani Malezya'da ben bu yemeği yemeye kalksaydım hiç yoksa 100-120 lira alıktım. Burada 45 liraya şöyle kocaman salatası, sosları, işte içeceği, 2 tane yumurtası, tavuğu filan vesaire, pilavı tepeleme 45 TL, sudan ucuz. Malezya'dan sonra bu ülke bana aşırı derecede ucuz gelmeye başladı. Bir gün olur da gelecek olan olursa şöyle dıştan göstereyim kanka size burayı. Bak, kocaman şehrin göbeğinde bir alan kankacığım. Bak, hatta stadyum yazıyor. Böyle bir alanda. Eğer oldu ki konumdan bulamazsanız hatta de gelin birine bu videoyu gösterin, sizi kankacığım yönlendirsin. Daha ne yapayım daha? Değil mi kardeşim? Detaylı anlatım gerçekleştiriyoruz burada. Kesinlikle. Arkadaşımı izleyin. Bu insan gerçekten kaliteli bir insan. Sadık yani. Sen de öylesin kardeşim. Muamele yapıyorum kanka. Benim birken kardeşim ya. Güzel çocuk. Bu arada onun kanalında yorumlara bırakırım. Ona da destek vermeyi ihmal etmeyin kanka. Birbirimize destek vererek yürüyeceğiz biz bu yolda. Biz şu an 2.40'taki trenimize binmek için kanka istasyona geldik. Şimdi işte vakti bekliyoruz. Trenin gelmesini. Benim saatim Malezya'ya göre kalmış. Ben de daha demin 1.5 saat önce buna diyorum. Kalk kalk diyorum, 10 dakika kalmış falan. Meğerse benim saat dilimim Malezya'daydı. Şimdi Tayland'a aldım. Şu an saat burada 2.35. Şimdi işte bineceğiz. Bizimkinin terliğini çalmışlar. Unutmuşum GoPro'yu ya. GoPro'yu unutmuşsun. Koş koş, çantayı bırak, koş. Bırak. Oo, GoPro'yu unuttum. Ben de İstanbul'da unuttuydum. Vallahi kanka GoPro'lar dedin de sen şu an 6-7 bin liralık makineler. O da safari. Koş baba şuradan, şuradan. Koş 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 koş. Bunun terliğini çalarlar. GoPro'su gider. Aha koş oğlum koş. Tren geliyor. Tayland'dan çantanızı bırakın gidin, hiçbir şey olmuyor. Emin olun buna. Çoğu kez GoPro'mu unuttum, telefonumu unuttum, cüzdanım, para dolu cüzdanımı unuttum. Gerektiğinde bir saat sonra cüzdanıma ulaştım ama içindeki para hesabı hesabına tamı tamına aynı. Kardeşim siz yine unutmayın. İnanılmaz güveniyorum. Tayland'a inanılmaz güveniyorum. Evet, burası bizim ülkemiz ama siz yine unutmayın kardeşim. Siz yine dediğim gibi unutmayın. Kanka dengesiz birine denk gelirsiniz, çat diye patlarsınız. Bak burada böyle yemekler de satıyorlar. Hello, this YouTube Thailand video. This food. Kanka bak burada chicken, tavuk yapmışlar. Özel bir sosta pişiriyorlar. Böyle bir de poşetleri. Noodle. One in bag. Okay. Hemen çal. O hemen satmaya çalışıyor. Diğeri de yemekleri anlatmaya çalışıyor. Kanka ne yapsın? Burada herkes paranın derdine düşmüş. Ama böyle çoğu insan art niyetli, böyle aç gözlü değil yani.
Gel oğlum gel. Burada ben varım. Kanka 8. vagonda 44. koltuk. Bro. Şimdi bu trende 17 saat yolculuk yapacağız. Bakalım. Çantayla geçmişsiniz orada. Kanka içerisi var ya, bir ayak bir ter kokuyor. Trenin içine binip satıcılar işte yemek filan satmaya çalışıyorlar. Thank you. Arkacım biz ne yaşayacağız? Aha burası bizim koltuk. Oturduğumuz koltuğu da kırdık kardeşim. Oğlum senin o... Bir şey diyeceğim. Kaç kilo olduğunu söylesene bir takipçilere. 110 kilo. 110 kilo. Şimdi bunu ben mi kırmış oluyorum? Bu mu kırmış oluyor? Senin oturduğun yer kırıldı ama. Neyse. Kanka bu... Böyle. Şu an bizim oturduğumuz yer bura kanka. Baba şimdi şöyle, ben bir vagonlar arası bir geçiş yapayım dedim. Bizim olduğumuz vagon en ucuz vagon kanka. 300 ringgit 150 TL'ye 17 saat tren yolculuğu yapacağınız. Bir de böyle bir vagon var, gri. Bu da kanka en ucuz vagon anladığım kadarıyla, ama burası daha ferah, camları daha büyük bizimkinden. Şimdi yavaş yavaş business'a doğru gidiyoruz. Oralar kanka 1200, 1300, bak 700-800 TL. Hiç vermeye gerek yok bak. Aha. Burası da ahşapta. Hello. YouTube challenge. Mah yes. Okay. Bak görüyor musun? Bizi Nisa geçince insanlar bile davranışı değişiyor. Okay. Şimdi bir de kanka şöyle yataklı vagonlar var. Bu arada bak böyle manzaraları izleyeceğiz. Bu kapılar devamlı açık. Buralardan video alacağım ben. Evet bak şimdi yataklı vagonlar. Hello. Bak böyle bunlar 1200 baht falan, 700-800 TL. Erken alırsanız 1000 bahta falan kadar düşüyor da 500 TL'ye tekabül ediyor. Bunlarda kanka bak kuantilatör var. Adamlarda hiç terleme var mı? Yok. Şöyle göstereyim. Biz de oluk oluk terliyoruz kanka. Ama yapacak bir şey yok. Ben dün hostelde kaldım. Aşırı derecede yorgunum. Normalde ben bu vagonlara gelmeyi düşünüyordum. Sonra bizim çocuk dedi ki yani o yorgunlukta sen, hatta çok param gidecek diye iyi ki de beni kandırmış, hostele götürdü. Yani ben eğer o yorgunlukla bizim şu an yolculuk ettiğimiz yerde etseydim kanka, ben berdarap olurdum kesin. Evet, yolculuk başlıyor hafiften. Hey! Tamam. Bütün gün böyle yolculuk edeceğiz. 17 saat kardeşim. Evet, yolculuk başlasın. Ben de gittim, bileti kaybettim abi. Şimdi polis eğer sıkıntı çıkartırsa bana, videodan göstermeye çalışacağım.
videodan da kabul etmezse tekrardan 300 baht param gidecek. Yaşadığım probleme bak ya. Ulan bazen var ya hakikaten benim tuhaflığım tutuyor ya. Şöyle bir bacak bacak üstüne atıp bir keyif yapacaktım. Yapamadım. Problem yaşamamam lazım. Oğlum şu manzaraya bak ya. Hey bro. Hello Türkiye. Yes. I'm from Turkey bro. YouTube challenge. Okay. YouTube. Very good. Thank you. Thank you. Kapun kap. Oh, a man kapun kap. A woman kapun kap. Okay, thank you. İnsanlar var ya geneli sıcak kaldı yani hemen yemek ikram ediyorlar. Şöyle bak ya, bak ya vallaha. Hayatımda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi. Size şimdi tuvalette lavaboları göstereyim kanka. Lavabolar böyle. Bir de tuvaletler de var burada. Güzel. Aynen. Aha bu da buranın tuvaleti. Kokuyor. Wow. Acayip kokuyor. Kanka bazı bölgeler aşırı derecede pis. Yani şiddetle tavsiye etmem. Burada insan hasta olur. Aha bu da klozeti. Burnumu tuttum. Bak Allah vere şansımıza aşırı derecede boş. Normalde birçoğu izlediğim videoda tıka basa dolu oluyor. Oh teyzeme bak keyif ediyor. Hello. Tren durdu, yolcu alacak. Ondan sonra yine devam ediyor. Bakayım. Aha. Hareket etmeye başladı. Oğlum var ya, çok iyi hissettiriyor insana kendini. Ban Keo. Şu an buranın istasyonuna gelmişiz. Kankacım muazzam bir şekilde manzara eşliğinde gidiyoruz vallahi ya. Ben bayıldım bu tren yolculuğuna. Vallahi bayıldım. Thank you.
başka. Onun için herkesin doğrusu, kendi doğrusu. Çünkü kimse kimsenin hayatını yaşamadı bu hayatta. Efsane şeyler öğretiyor yolculuk kanka. Eğer imkanınız varsa, maddi değil, manevi olarak gücünüz ve imkanınız varsa çıkın kardeşim. Hiçbir şekilde zararını görmezsiniz. Hatta çok faydasını bulursunuz. Dostlar şimdi yaklaşık biz 6 saattir yolculuk yapıyoruz. Burada akşam oldu. Şu an başka bir istasyondayız. Yeni bir yolcu alıyor. Ondan sonra devam edecek. Kardeşim burada kitap okuyor. Kültürlü canını yedi. Özellikle yaşlılar çok şirin. Vallahi insana güler yüz. Tayland abi. Tayland gidiyor ya. Sanki suratlarına İsmail yapışmış ya. Mutlular abi. Mutlular. Aynen öyle. Çoğu kültürden, çoğu halktan gerçekten mutlular. Benim gördüğüm kadar. Tabi Türkler kadar sıcakkanlı kimse yok. Kesinlikle. Ama Türklerden de güleşler. Değil mi? Böyle bir şey diyebiliriz yani. Bir de bu arada koltuklar rahatsız kanka. Hatta birçoğu bakayım kırık. Birçoğu koltukların kırık. Onları ayaklarımın bağı çözülsün az ya yürüyek. Dıştan yeni, içten kanka şunu tutsana. Bitmiş. Tutsana şunu. Oğlum. Niye geliyorsun oğlum çantayı? Bir şey olmaz lan otursana. Gel sen gel. Oğlum bu kadar kasma bir şey olmaz. Çocuğun biri girdi oraya. He? Çocuğun biri girdi oraya. Yok yok merak etme kardeşim. Yok lan çocuk o başka bölüm. Bizimkisi ayrı bölüm. Kardeşim panik yaptı. Ele en son bir Türk'le konuştuğumuzda MacBook'u çaldırdım dedikten sonra kardeşim de panik atak başladı. Ulan var ya taşıdığımız ekipmanlar pahalı değil. Hello. Ya? Very beautiful baby. Utandı içeri girdi şimdi. Ulan burada tuvaletler kanka burada nasıl biliyor musun? Bak şimdi böyle giriyorsun ya. Buraya kutu bırakmışlar. Baba giren işin garip yani. Giren işini hallediyor. Çıkarken o kutuya parayı atıyor. Yani bir insanın olmasına gerek yok. Gerçekten bazı gelişmemiş ülkeler, güvenli gelişmemiş zannettiğimiz ülkeler bile gerçekten zihniyet olarak gelişmiş. Tabii ki bizim kültürümüzde bu şeyler zor öğrendik. Yani ve küçükken bize çok öğretilmedi. Öğretildiyse bile büyüdükten sonra öğrendiğimiz çevreden olmayacağını anladık. Onun için bu tür şeylere dikkat edilmesi lazım. Çok efsane şeyler üretiyor bu dünya turu. Yaklaşık 5 saattir yemek yiyecek. Yani yemek satacak birilerini bekliyoruz. 5 saat önce biri geldiydi. Ben kızdım almadım. 5 saattir aç kaldık. 5 saat boyunca aç bıraktı bizi. İlk insan gibi saldırdık yemin lan sonra. Yemeğin yorumunu yapayım. Yap kardeşim yemeğin yorumunu dinleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar Taylandlılar spice acı seviyorlar. Kardeşim bu kadardı işte. Çünkü niye? 6 saattir yemek yemedi. Normal yani böyle davranması. Büyük ihtimal kanka pilav sade pilav. Acı tavuk kıyması var. Üstünde tekrardan yumurta var. Yani bugün yediğimiz yemeğin küçülmüş hali. Evet. Böyle genel konuşabilirim değil mi kardeşim? Baksana adamın şekli kaydı. Tansiyon düştü lan. Vallahi benim de öyle. Bir daha kimse sinirlenirken iki kere düşüneceğim. Ona istediğini verdi. Vermiyor, vermeyeceğim. Hadi görüşürüz bakalım. Arkadaşlar şimdi biz durduk. Anlam veremedik diye durduğumu da ama herkes uyuyor. Felaket şekilde yamulmuş vaziyette. Ben dün yaklaşık 20 saat uyuduğum için çakmaş taş gibi buradayım.
bizim bir kan da bitiklerdi. Valla. Bakayım gözüküyor bura. Kanka burada gece yarısı bir. Herkesin ağzı yüzü kaymış vaziyette. Üf, oğlum bir kokuyor. O bir kokuyor. Size anlatamam yani. Bunu nasıl anlatırım? Her geçen saat daha çok kokuyor. Şu an kendimi böyle bir çöp konteynerine atılmış, pislenmiş gibi hissediyorum. Vallahi. Yatakta alın kanka. Vallahi insan perişan olur. Ben şu an kendi başımda pis ve kirlenmiş hissediyorum. Onun yanı sıra daha demin ben kurnazlık yaptım. Arka tarafta diğer bu VIP yerlere gittim. İlk gittim 3 saat, 2 saat uyuma fırsatı yakalayabildim. Sorun yaşamadım. En son ikinci gittiğimde gitmişim güvenliğin yatağına yatmışım. Böyle direkt canlı olmanın üstüne oturdum mesela. Beni kaldırdı, kovaladı. Dedi ki bir daha buraya girme, problem yaşarız dedi. Ben dedim ki thank you, thank you. Bak. Ayırma fırsatınız oluyor. Ben keyif aldım. Sadece kirlenip pislenme dışında bir de uyuma dışında bir problem yaşamadım yani. Sigara içme alanında burası. Hello. Ben YouTube video. Abiler böyle geliyor, sigara içiyor kendilerince. Ben sigarayı bıraktım, bir sene oldu. İçmeme daha gerek yok. Kanka her yer sivrisinek ya. Sokmadıkları yerim kalmadı benim. Fazla da hareket edeceğim zaman yok, bu kadar yani olay. Ama bizi darmadağın ettiler. Sivrisinek kardeşler. Bizim danımızı emdiler. Bunlar da Müslüman kardeşler. Bir kan kardeşim aşırı derecede harap oldu. Mahvoldu çocuk. Trenin içine satıcılar geldi. Ben de süt mısırı buldum. 5 TL kanka bu 10 bah. Sabah kahvaltısı için ideal diye düşündüm. Bizim mısırlar gibi çok lezzetli değil. Ama gideri var yani güzel. Ya da ben acım şu an ondan dolayı. Çabuk ol.
Biz geldik. Şimdi Bangkok'a indik. Hostele doğru gideceğiz. Yani yorucu bir yolculuk oldu. Ben iyiyim de Birkan bayağı yoruldu. Şimdi burada Türk gezgin kardeşler var. Onları konakladı, hostele gideceğiz. Tam onlar bir çoğu artık biri Vietnam'da, biri şu an Chiang Mai'ye gidiyor. Bileklik malzemeleri alacağız kanka. Ondan sonra cuma satış filan yapacağız. Bangkok'ta biraz para biriktirmemiz lazım. Bayağı cepten yedik, mahvolduk. Şimdi biz Google Maps'ten bakarak konum attı bize arkadaşlarımız. Oradan kalacağımız hostele gideceğiz kanka. Hostelde ufak tefek çekerim. Ondan sonra o videoyu burada bitireceğim. Hostelde bitiririm. Sonradan işte Bangkok'ta yok bilekliklerden alınır ne yapılır gibi birçok video gelecek. Sonra efsane içerikler, geziler gelecek. Chiang Mai Pai. Takip de kalın derim size. Ve burada böyle daha böyle nostaljik tuktuklar var. Tabi kanka bunlar biraz pahalı. Turiste direkt yap, öpüyorlar. Onun için yerel otobüs vesaire daha verimli. Kanka burada evsizlik had safa. Yani ben Tayland'da hiç bu kadar evsiz görmediydim. Her yer bunun benzeri yerler. Bir de sokağı mokayı pislemişler. Garip. Şu an şurada bir nehir var. Siyah nehir, ben hiç görmediydim yani. Otobüs geldi bir. Sana dikkat. Oh. How much money? Kudva. Dayı hızlılardan valla. Para sokak, para sokak dinlemiyor. Koç otobüsler makasa giriyor. Yaklaştık biz de. Abi bu Asya'nın donuk ama sanatsal eskitilmiş bir tarzı var ya da bana öyle geliyor. Çok fotoğrafik bir şehir yani. Doyamazsınız çekmeye. Çünkü keskin hatlara sahip, donuk renklere sahip, bir o kadar da oyma ve sanatsal işlere sahip. Ya da bana öyle geliyor. Baksana şuna ya. Hepsi birbirinden arka gibi. Benim hoşuma gidiyor yani bu şehir. Dostlar biz hostele geldik. Hostele geldik. 2 gün buradayız. Arkadaşım gelecek. Bundan sonra hostel değişikliği yapabilirim. Bu video da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoların devamı gelecek. Tayland'da efsane yerleri gezeceğiz. Chiang Mai Pai gibi. Doğa harikası ve motor rotaları falan vesaire var. İzlemekten alıkoymayın lütfen kendinizi. Öpüyorum sizi, hoşça kalın. Abone olup beğenmeyi de ihmal etmeyin.